Toydaki beyler Saadettin'e isyan çıkarmaya kararlıydılar. Lakin devletin çökeceğini tahmin ettikleri için vazgeçtiler. Sen de onları durdurmaya çalıştın Ertuğrul Bey, öyle mi? Senin yalanların ardı arkası gelmeyecek mi? Ha? Sonunun geldiğini gördün, kendini sağlam almaya çalışırsın. Nice masumun canını aldın. Bundan gayrı iki cihanda da bunun bedelini ödeyeceksin. Saadettin'in iti, eli kanlı katili olarak gebereceksin. O kazandı. Söz vermiştin Ertuğrul Bey. Askerlerin bırakasın. Alpler! Bırakın. Gidin! Bu bir emirdir, gidin! Bitirişim Ertuğrul Bey. Nasıl olsa Emir Saadettin sana bunun hesabını soracaktır. En baştan beri niyetinin halis olduğunu belledin. Sadakatin nice beyin canına mal olsa da bugün burada canını almayacağım Günalp Bey. O katili sağ koymayasın Ertuğrul Bey. Saadettin köpek beni öldürmek için elinden geleni yapacaktır. Lakin Uç Bey'i sen olduğun müddetçe ne Karacahisar'a ne de obama zarar vermeyecek kadar şerefli bir adamsın. Bizim derdimiz devletle değil, Saadettin köpek itiyledir. Gayrı o it bir hesabı varsa gelip bizzat benimle görsün. Şimdi seni azat ederim Gülalp Bey. İnşallah hakikati görecek kadar yaşarsın. Hadi git. Bu iş burada bitmez Ertuğrul Bey. Evet, bir daha karşılaşacağız. Destur var mıdır Mahberi Hatun'um? Gel. Mahberi Hatun'um. Ne oldu? Emir Saadettin'i öldürmeye kalkışmışlar. Ne dersin sen? Kim? Kim böyle bir şeye cesaret etmiş? Bir kadın hatunum.
Kimmiş bu kadın? Kim olduğunu bilmiyoruz. Ya Emir Saadettin? Yarasının ağır olduğunu işittim. İmdi nerede? Bilmiyorum. Odasında olmalı. Bu bize Allah'ın bir lütfudur Abdullah. Odasında can çekişirken, çaresizken onu öldüreceksin. Devletin ikbali buna bağlıdır. Devletimiz için, sultanımız için canım fedadır Mahpera Hatun. Gel Ares, gel. Beni çağırmışsın Kritos. Sana önemli bir görev vereceğim Ares. Bana çok önemli bir görev ha. Nedir acaba? Nikea'ya gideceksin. Nikea'ya mı? Niçin? Bu mektubu imparatora götüreceksin. Ertuğrul'un Söğüt'e yerleşmemesi için bize bir ordu gerek. Mektupta her şeyi imparatora açıkça anlattım ve ondan ordu istedim. İyi de Emir Saadettin zaten Ertuğrul'un işini bitirecek. Bize ordu niçin lazım? Sadece Ertuğrul değil elbet. Emir Saadettin Samsat seferindeyken bundan istifade edip Karacahisar'ı da geri alacağız. Umarım imparator ordu ve asker göndermeyi kabul eder. Edecek Ares. Söğüt'ü bırakmamak için ve Karacahisar'ı geri almak için mutlaka edecek. Sen de o ordunun başında buraya geleceksin. Ben yola düşeyim o zaman. Göreyim seni Ares. Unutma, bu gelecek orduyla hepimizin intikamı o Ertuğrul'dan alınacak. Bizi nasıl buldunuz Garkın Bey? Emir Saadettin'e Toy'u haber eden iti yakaladık. Buraya askerlerini gönderip katliam yapacağını bildiğim için yola revan oldum. Haber vermeye geldim. Lakin geç kaldım. Nice Yiğit Bey'imiz, Alp'imiz katloldu. Garkın Bey, obalarınızı tez vakitte olduğu yerlerden taşıyasınız. Ardınızda da iz bırakmayasınız. Aksi takdirde Emir Saadettin askerlerini yollayıp çoluk çocuk demeden katledecektir. Öldürülen oba beylerinin obalarına haber etmeliyiz. Onlar da kendilerine emniyeti almalı. Ertuğrul Bey, Saadettin Köpek hırsları uğruna nice yiğidi katletti. Nice beyi yok etti. Keşke sen de Günalp'i öldürseydin Ertuğrul Bey. Günalp'i öldürmenin bize bir faydası yoktur. Onun niyeti iyidir. Er ya da geç gözü açılacaktır. Bizim hedefimiz Saadettin Köpek'tir. Nice Bey öldü. Lakin nihayetinde isyan çıktı. Devletimiz ve obalar birbirini boğazlamaktan kurtuldu.
Ne yazık ki başımıza tac ettiğimiz bu devlet bu gidişte Saadettin Köpeğin olacak. Olmayacak Garkın Bey. Canımız pahasına da olsa buna müsaade etmeyeceğiz. Vakti geldiğinde de Emir Saadettin'i öldüreceğim. Ertuğrul Bey, yiğitliğine, gözü karalığına diyeceğimiz yoktur. Mutlaka sonuna kadar mücadele edersin. Lakin ya köpek ölmezse? O vakit isyan size ananızın ak sütü gibi helaldir Garkın Bey. Lakin tüm çareler tükenmeden devlete isyan etmek olmaz. Onu öldürmeyi başaramazsan Saadettin Köpek bunun hesabını bütün Türk obalarından soracaktır. O vakit obaları alıp dağlara göç etmek gerekir. Sonra da eli pusat tutan kim varsa isyana girişecektir. Devlet selameti erene dek hepimiz kaçak hayatı süreceğiz. Devleti köpek belasından kurtarana kadar otağımıza, obamıza dönmek yoktur. Dağ düz demeden, kar kış demeden yollara revan olacağız. Belki bir daha obalarımıza bile dönemeyeceğiz. Her şeyi göze alıp bu işi bitireceğiz. Biz şafakta yola düşeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Bizi zor günler bekler. Zor günlerde yiğitlere düşen katlanmak, takat getirmektir. Cefanın her türlüsüne razıyız. Eğer hepimiz sabır gösterirsek bu işin sonu selamet olacaktır. Devletini sevenin, yurdunu sevenin vazifesi budur. Emir Saadettin odadan canlı çıkmayacak. Bu işi hızlıca bitireceğiz. Sonra da ona sadık bütün askerleri öldüreceğiz. Bu gece sarayda çok kan akacak. Ama devlet de temizlenecek. Siz ne cüretle Emir Saadettin'in odasına böyle destursuzca girersiniz ha? Emir Saadettin nerede? Emir Hazretleri ordusunun başında sefere çıkmıştır. Şimdi derhal dışarı çıkasınız. Yalan söylüyorsun. Birileri Emir Saadettin'i öldürmeye kalkmış. Nerede o? Hele ne zırvalarsın sen. Demek Emir Saadettin'in nereye gittiğini söylemez. O vakit bu yerdeki kanların hesabını da sen verirsin. Tutuklayın bunu. Bırakın beni. Ne ettiğinizi sanırsınız siz. Bırakın. Bırak. Şükür ki ölümden zerrece korkumuz yoktur. Bilesin ki ne ettiklerini yanına koyacağım, ne de bana vurduğun bu zincirler hiddetimden seni koruyacak. Geber Saadettin, geber ki cihan temizlensin. Hazretleri. Aslan. Emir Hazretleri, o hatun öldü.
İyi olacaksınız. Emir Hazretleri, iyi olacaksınız. Aslan. İyi olacaksınız Emir Hazretleri. İyi olacaksınız. Kahroldu. Burası neresi? Kervansaray efendim. Sizi öldürmelerinden korktum. Onun için buraya getirdim. Benim burada olduğumu biliyorlar. Hayır Emir Hazretleri. Gizlice getirdim sizi buraya. Hala. Bu keskin zekanın karşılığını misliyle göreceksin. Eğer sarayda kalaydım, mahbir hatun fırsattan istifade beni öldürmeye kalkardı. Emniyettesiniz Emir Hazretleri. Şimdi istirahat buyurun. Üzere gönderdim Emir Hazretleri. Onun ölüsü bana Ertuğrul'la Turgut'u verecek. Ordunuz hazır sizi bekler. Gücünüzü topladığınız vakit yola çıkacağız Emir Hazretleri. Destur var mıdır Mahbere Hatun? Gel. Neler oldu Abdullah? Öldü mü? Odada askerden başka kimse yoktu efendim. Lanet olsun. Neredeymiş peki? Asker ordusunun yanına sefere gittiğini söyledi. Nasıl? Nasıl olur bu iş? İşittiklerimiz doğru değil miymiş? Doğru olduğunu düşünürüm. Nasıl? Yerde kan izleri vardı. O vakit işittiklerimiz doğruydu. Bir hatun Saadettin'i öldürmeye kalktı. Lakin kendisi öldü. Saadettin de gizlice saraydan götürüldü. Başına gelecekleri bildikleri için saraydan gizlice götürülmüş olmalı. Ordusu da Samsat'a gitmek için onu bekler. Aşağılık soysuz. Demek canını kurtarmayı başardı. O hatunun kim olduğunu öğrenin. Emredersiniz Mahbere Hatun. Sultan Ağa'dan ne vakit döner? Bilemiyoruz efendim. Ne avı kıyas etti. Bu ne avı?
Gelsin. Sultanım. Askerler! Sivas Emri Hüsamettin Karaca. Hoş geldin. İyi gördüm seni. Sayenizde sultanım. Geldiğini kimse biliyor mu? Hayır, kimsenin haberi yok. Bilirsiniz. Geçtiğim yollar bile tanımaz beni. Bilirim, bilirim. Seni buraya mühim bir vazife için çağırdım. Emredin sultanım. Devlet çalkantılı günler geçirmektedir. Boynumuza sarılan bir yılan var. Ve gün geçtikçe bizi boğmaktadır. Gayrı o yılanın başını koparıp nefes almamızın vakti gelmiştir. Emir Saadettin Köpek değil mi? Emir Saadettin Köpek. Onun ölme vakti çoktan gelmişti. Varlığı hem devletin hem sizin itibarınızı zayıflatmaktaydı sultanım. Çok şükür. Sultan Alaaddin Keykubat Hazretlerinin ruhunu şad edeceksiniz. Ona layık olduğunuzu göstereceksiniz. Bu vazifede seninle birlikte birisi daha olacak. Ancak onunla beraber olursanız bunun üstesinden gelebilirsiniz. Kim sultanım? Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im. Hoş gelmişsin Ahmet. Hoş buldum Bey'im. Gel hele. Nedir havadisler Ahmet? Bey'im, Tekfur Kritos beni Nikea'ya göndermek ister. Hayır olsun. Nikea'ya gidip imparatordan Tekfur Kritos için bir ordu isteyeceğim. Ordunun başına geçip buraya getirmemi ister. Söğüt'ü bırakmamak için elinden ne gelirse yapar. Mesele sadece Söğüt değil beyim. Saadettin Köpeğin yokluğundan faydalanıp Karacahisar'ı da geri almak ister. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Babamı Söğüt'e yerleştirmeden evvel Saadettin Köpeğin kellesini alacağım. Beyim, seni yakaladıkları yerde idam ederler. Tedbiri elden bırakmayasın. Sen müsterri olasın Ahmet. Gidesin. Gidesin ve imparatorun göndereceği ordunun başına geçesin. Ordunun başında sen olasın ki ordu bizim emrimizde olsun. Biz bu yolda her türlü cevri, cefayı, eziyeti göze almışız evvelallah. Bizi de tasa etmeyesin. İdam ipi zalimin elindeyse adalet kılıcı da bizim elimizdedir. Allah yardımcın olsun Ertuğrul Bey. Allah hepimizin yardımcısı olsun Ahmet. Amin. Beyim, Saadettin soysuzu bizi yakalamak için her türlü imkanı seferber edecektir beyim. Biz de vazifemizi bitirmeden yakalanmamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız Mamsı. Eyvallah beyim, eyvallah. Devlet köpeğin elinde. O eli kökünden kesene kadar her şeye katlanırız evvelallah. Şimdi tez obaya varıp durumun ehemmiyetini herkese anlatalım.
Hem biz sevdiklerimizle de vedalaşmış oluruz. Bu vakitten gayrı herkes obasını, otağını, yatağını, döşeğini unutsun. Emir Saadettin ölene dek hiçbirimize huzur yoktur. Ya Saadettin köpek ölecek, devlet kurtulacak, ya da biz öleceğiz, devlet çökecek. Başka yolu kalmamıştır. Buyruk senin beyim. Buyruk senin. Buyruk senin. Saadettin'i Samsat seferine bilerek gönderdim. O seferdeyken bize sadık olan emir ve subaşılarına hazırlık yapacaksınız. Saadettin sefer dönüşü Sivas'ta dinlenecek. Saadettin köpek bana itibar eder. Hatta çekinir de. Sefer dönüşü onun itimadını daha da kazanıp tuzağa çekeceğim. İşte tam da senden bunu isterim Hüsamet. Sivas'a geldiğinde onu ağırla. Sonra Ertuğrul Bey'le beraber onun işini bitirin. O çakal bu kurdun pençesine düşsün yeter. Onu boğar, leşini de önünüze atarım. Hiç şüphem yok. Ertuğrul Bey'le tez görüşmek gerek. Babana nasıl itibar edecek? Al bunu. Üzerinde mührüm var. Gizli ve hususi bir fermandır. Ertuğrul Bey'e göster. O vakit itimat edecektir. Buyruk sizin sultan. Sultan kimmiş? Devlet kimmiş? Buyruk kiminmiş herkes görecek. Gayri müsamaha bitmiştir. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Bilinsin ki devlet başa geldi. Şimdi kuzgunların kanadını kıracağız. Ne Ertuğrul Bey'im, ne de Turgut seni yaşatmayacak. Ölümün onların elinden olacak. Buna asla güçleri yetmeyecek. Sen bir hiçsin Saadettin. Ben Selçuklu Devleti'nin sultanı olacağım. Onların leşleri ise kuzgunlara yem olacak. Sen zavallı bir hiçsin. Yalnız başına, sefil biri olarak öleceksin.
utanç içinde. Ben rahmetli sultanımız Keyhüsrev'in öz be öz oğluyum. Anam Şehnaz Hatun beni sultan olayım diye doğurdu. Gayrimeşru evlat muamelesiyle büyüdüm. Doğrudur. Lakin Selçuklu tahtının varisi ben olacağım. Sen öldün. Ertuğrul da Turgut da ölecek. Soyunuz tükenene kadar hepinizi tek 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 geberteceğim. Seni seven, saygı duyan tek bir fani bile yok. Etrafına baksana. Yalnızsın Saadettin. Yapayalnız. Hala sultan olacağım dersin. Sen ananın gayrimeşru bir evladısın. Öyle de kalacaksın. Emir Hazretleri iyi misiniz? Gel! Ne var? Günalp Bey geliyor. Hemen gelsin. Bu da Yaver Aydoğmuş'un Karacahisar'dan yollamış olduğu mektup. Hala Maria vazifesini halletmiş olmalı. Ne yazıyor Emir Hazretleri? Tekfur Kritos, Ares'i imparatorluğa ordu toplamak için yollamış. Siz seferdeyken Söğüt Ertuğrul'a mezar olacak. Beceremezse Samsat seferinin dönüşünde ordumla kayıları ezeceğim. Günalp Bey gelsin. Yeğenimin mi ağabey? Eya. Onundur. Bir oğlum bir kızım var lakin... kızımın özlemi içimi ayrı bir sızlatır bulur Bertuğrul. Tam şura mı yaparsın? Kız evlat bir başka olur. Allah inşallah sizlere de nasip eder. Amin. Peygamber Efendimiz de 4 kız babasıydı. Kızlara ayrı bir ihtimam gösterilmiş. Bir hadiste evlatlarınıza eşit davranınız.
ayrı dahi tutacak olsanız kız evlatlarınızı üstün tutunuz diye buyurmuştu. Beyimin de benim de balacıklarımız olacağı inşallah. İnşallah. Turgut kardeş. Bu vakte kadar hep emmi oldun. Gayrı babalık vaktin gelmiştir. Hayırlısıyla aslan hatunla senin de balacıkların olsun inşallah. İnşallah kardeş, inşallah. Hele şu badireleri başımızdan bir atlatalım. O da olur evelallah. İnşallah. Aslan hatun da nice zorluklara göğüs gelmiştir. Çok yiğit bir hatundur. Onun dirayeti olmasaydı çavdarlar bu kadar dayanamazdı. Gayrı sizin de mutlu bir yuvanız var ya. Sizden yana içim çok rahattır Turgut. Eyvallah beyim, eyvallah. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Abi. Dediğin gibi beyim, çok sıkıntı çektim. Bir türlü gün yüzü göremem. Şimdi yine ayrılacaksınız. Bu da zor gelecektir ona. Doğru dersin beyim, doğru dersin. Lakin gene dirayet gösterecektir. Hele bir obamıza sağ salim varalım. Bir görüp helalliğini alayım. Kafidir. Destur var mı? Gel Günalp, gel. Emir Hazretleri, kim yaptı bunu size? Bir hatun. Ertuğrul göndermiş. Kendi baş edemeyince beni öldürmek için bir hatun gönderecek kadar hayasız ve töresiz oldu bu. Ertuğrul. Hainlerin toyunda isyan peşinde koşarken saraya da katil yolladı demek. İsyancılarla bir olmuş, hepsini öldürdün. Lakin Ertuğrul Bey, Garkın Bey'le yeğeni Kutlu Bey'le bir olup elimden kurtuldu. Oğlum, bir su ver. Samsat seferine çıkmaya hazırlanırken böyle bir suikaste maruz kaldım. Alçak. Devleti için canını feda eden bir emiri öldürecek kadar hainmiş demek ki. Daha bu ne Günay? Daha bu ne? Onu öldürene kadar kim bilir devletimize ne yaralar açacak? Sefere çıkarken gözüm arkada kalmasın evladım. Siz hiç merak etmeyin Emir Hazretleri. Ben onu bulacağım. Hala. Onu nerede bulacağını söyleyeyim sana. Artık kaçak olduğunu biliyor. Evvela son bir kez helallik almak için obasına varacak. Sonra da beni öldürmek için yollara revan olacak. Yanında o ağabeyi olacak Sungur Tekin, Turgut ve Bamsa azgınlarıyla birlikte hem de. Lakin obalarına vardıklarında beni öldürmek için gönderdikleri o avradın cesedini bulacaklar. Sen de onlara aman verme. Hepsini bul, öldür.
Günahar. Obasından bir tek kişinin bile gözünün yaşına bakmayasın. Yüreğini yapacağım. Hala. Emir Hazretleri. Ertuğrul Bey'in eline fırsat geçmişti. Beni niye öldürmedi? Bu soruyu düşünmekten aklımı yitireceğim. Güler. Seni şüphede bırakıp obasına zarar vermemen için yapıyor bunu. Sakın ola. Sakın ola onun oyunlarına kanmayasın. Şimdi git vazifeni yap. Devletimizi bu eşkıyadan kurtar. Emriniz olur.